program çekmek için oldukça güzel bir gündeyiz ve Gürgen Tepe'nin içlerine doğru ilerliyoruz. Rehber eşliğinde bir süre daha Gürgen Tepe'nin içlerine doğru ilerledikten sonra rehberimizin işaretiyle duruyoruz ve bakalım neredeyiz. Köşe Bucak programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Kamerada her zaman olduğu gibi Muzaffer. Yani kızsak da bağırsak da ara sıra ekran karşısında bile kavga etsek de maalesef birbirimizden vazgeçemiyoruz. Muzaffer nasılsın? Bugün nasılsın? İyi misin? Program çekmek için keyfin iyi değil mi? Psikolojin falan iyi. Zaten programlarımızın kalitesi Muzaffer'in psikolojisine göre değerlendiriliyor. Şu anda neredeyiz? Gürgentepe'deyiz sevgili izleyicilerimiz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi coşkulu bir şekilde akan bir dere var. Karlar eridikten sonra suların debisi yükseldi ve böyle güzel görüntüler oluşuyor. Hatta öyle ki bakın hem bir iki koldan gelen dere ve dere birleşiyor. Büyük bir dere halinde akıyor. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer sevgili izleyicimiz bir köprünün üzerindeyiz. Bu tarafa dönmüş olduğumuz zaman köprünün bu tarafı Ak Mescit. Bu tarafına dönmüş olduğumuz zaman ise sevgili izleyenler burası Cumhuriyet Mahallesi. Hem Ak Mescit ve Cumhuriyet Mahallesi'nin ortasındaki derenin üzerindeki köprünün tam üzerindeyim. Arkamızda bir değirmen var. Acaba değirmen nasıl diye düşündük. Arkasında bir köprü gördüm ben, asma köprü. Özellikle o asma köprünün yanına gitmek de istedim. Uzun zamandır Muzaffer'le böyle dere boyu yürümemiştik sevgili izleyenler. Hem değirmenin yanına gideceğiz hem de efendime söyleyeyim oradaki o asma köprünün yanına gideceğiz. Bir rehberimiz var. Rehberimizle beraber bugün buraları gezeceğiz. Kendisi sevgili izleyicilerimiz Gürgentepe Belediyesi'ne görevli değerli kardeşimiz Hasan. Hasan seni de alalım. Hasan nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin Hasan. Keyifler nasıl? Çok iyiyiz. Hasan bugün hiçbir yere kaçmak yok. Beraberiz. Yok, beraberiz inşallah. Gezeceğiz, dolaşacağız Gürgentepe'de. Verdiğim bilgiler doğru değil mi? Burası doğrudur. Ak Mescit, burası Cumhuriyet Mahallemiz. Ve arkamızda bir değirmen var. Tıngır değirmeni dediğimiz çok eski bir değirmenimiz. Çok eski bir değirmen. Alt tarafında da bir değirmen var. Alt tarafında da bir tane değirmenimiz var. İkisi de çok eski yerleşim zamanında yapılmış. Çok eski vatandaşlarımızın kullandığı, hala da kullanılmakta olan değirmenlerimiz. O zaman bir şey söyleyeyim. İki tane değirmen yan yanaysa ben şeyi düşünüyorum. Ya rekabet vardı veyahut da burası çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Eskiden nüfusumuz çok fazlaydı. Burada. Evet. Tek değirmen yetmiyordu. Nüfusun çok olmasından kaynaklı iki değirmen yapılmıştı. Evet. Zaten ticari amaçlı değil, halkın anonim olarak, genel olarak kullandığı. İhtiyaç için. Evet. Ya şimdi düşünsen o zamanlar insanlar buğdaylarını ekiyorlardı veyahut da ürünlerini, mısırlarını, buğday olsun, mısır olsun bunları öğütüp ekmek yapmak gerekiyor. Evet. Nedir? Değirmenlerden faydalanıyor. Değirmenlerde o zamanlarda elektrik nerede? Yok. Kim kaybetmiş bulacaksa? Su gücüyle beraber enerjiye çevriliyordu ve o değirmenlerin çarkı dönüp mısırları, buğdayları ne yapıyordu? Öğütüyorlardı. Hey gidi hey. Şimdi nostalji oldu sevgili izleyenler. O zamanlarda değirmenci olmak önemliydi. Önemli bir meslekti. Kesinlikle. Değirmenciler. Evet. Şu anda kuşaklardan kuşağa aktarılmadı bile. Yok. Çok az sayıda kaldı. Değirmen adı neydi? Tıngır. Tıngır değirmeni. İsminin nereden geldiğiyle ilgili bir bilgin var mı acaba? Tıngır değirmeninde döndüğü zaman o çarkın tıngır tıngır diye çıkardığı sesten kaynaklandığını düşünüyoruz. Düşünüyorsun. Evet. Kesin bir bilgi Kesin değil. Kesin bir bilgimiz yok. Evet. Olabilir. Hani böyle biz ses nidalarında yaparız ya böyle tıngır tıngır diye. Evet. Öyle bir şey olmuş olabilir belki. Düşüncemiz o yani. Evet. Daha önce gittin mi tıngır değirmenine? Gittim. Gittin mi? Evet, ben kendi mahallem de burası. Öyle mi? Çocukluğumuzda getiriyorduk. Vallahi biz de öğütüyorduk. Ay gidi be. Çalışıyor mudur acaba şu anda? Çalışıyor. Öyle mi? Muzaffer, şöyle tıngır 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 değirmenine doğru yürüyelim. Hadi bakalım. Gürgentepe Cumhuriyet Mahallesi mevkiindeyiz ve hemen yanımızda çok eski bir değirmen var. Tıngır değirmeni. Değirmene gideceğiz ama derenin üzerinde çok eski bir asma köprü var. O da dikkatlerimden kaçmıyor. Şimdi değirmene gitmek için sevgili izleyenler buradan geçmemiz gerekiyor. Kar suları eridi. Mesela şu anda ana değirmenin bir kolu ama baktığınız zaman büyük bir dere gibi akıyor değil mi? Kar sularının erimesiyle sular fazlalaşıyor. Fazlalaşıyor. Şimdi karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyor. Hasan, rehber sensin.
Önce sen geç. Seni geçmen lazım. Siz de dikkatli olun. Hasan sen dikkatli ol. Bak programın daha başındayız. Düşme Hasan. Dikkat et. Tamam. Hasan'dan sonra ben geçiyorum. Şu taşı test ettik. Şu taşa basmamam gerekiyor. Şuradakine. Değirmene gitmeden geçmemiz gereken küçük bir dere var. O dereyi de geçtikten sonra adım adım değirmene yaklaşıyoruz. Şu anda ağacın tam içinde ağacın kovundayız. Ağacın kovunda merdiven de var. Sizce kaç kişi böyle çevirebilir bu ağacı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam sekiz adam ve suyun dökülmüş olduğu yer sevgili izleyenler belki de 30 metre derinliğinde kar yağmaz dedik ama doluya tutulduk sevgili izleyenler. Yani böyle bir dolu yağışına da ilk defa şahit oluyorum. Yürüdüğümü sanan arkadaşlar yürümüyorum. Resmen sürünüyorum sevgili izleyenler. Atlayacak gibi aynı. Atlayacak gibi. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili izleyicimiz ben yılanı ben boğazından yakalayacağım. Niye böyle dargın dargın bakarsın? Değirmene geldik ama çalışan değirmen bu değil sevgili izleyenler. Bir alttaki değirmen çalışıyormuş. Bu da ama oldukça eski bir yapı. Görmüş olduğunuz gibi taşlar üst üste koyulmuş ve yani yapısından çok eski olduğu zaten anlaşılıyor. Örme taşlarla yapılan bir değirmen. Örme taşlarla. Evet. Vatandaşın bağlayıcısını koymadan yaptığı bir değirmen. Evet. Çok eski ama herhalde. Çok eski. Değil mi? Senin çocukluğundan mı çalışıyor? Aynı bu şekilde miydi? Aynı bu şekildeydi. Herhangi bir restore yok. Sadece taşkın olduklarında oluklarını kapatıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Öyle mi? Şu an içeri bakalım. Değirmen öyle eski ki daha yakından görmek için değirmenin içine giriyorum. Çok eski bir değirmen sevgili izleyicilerimiz. Ama tamamen virane bir şekilde, yıkılmış bir şekilde. Değirmen taşları, işte efendime söyleyeyim suyun akmış oldukları oluk. Buraya bakmış olduğumuz zaman gerçekten çok uzun zamandan beri de belki de kullanılmıyor. Bu eski değirmenin duvarları yıkılmış, değirmen taşları yerde, değirmenin bütün ahşap düzenleri çürümüş, kullanılmaz halde. Şimdi bu değirmen tabii ki hani bilmeyenler için bir şey ifade etmiyor olabilir sevgili izleyenler ama bu bölgede yaşayan insanlar için belki de çok önemli bir değirmendi. Belki de bu değirmene gelip işte mısırlar getirirlerdi, sıraya girerlerdi. Ne bileyim değirmenciyle belki pazarlıklar yapılırdı. Değirmenin sahibi kim onları tanırlardı ama şu anda çok uzun zamandan beri kullanılmıyor sevgili izleyicilerimiz. Artık değirmenler söylemiş olduğumuz gibi tarih içerisinde yer aldı, tarih kitaplarında yer alıyor. Nostalji oldu sevgili izleyenler. Bizden sonraki kuşaklar değirmenleri belki de hiç göremeyecekler ama sonraki nesillere aktarılması için belki tabir edilip bir şekilde simgesel olarak korunabilir ama bakın değirmen taşlarından tutun da oluklara kadar bütün sistemi bu şekilde işte üzerindeki beton bile belki yıkılmış, duvarlar yıkılmış küçük bir değirmen. Şu anda neredeyiz? Gürgentepe'ye Tıngır Değirmeni'ndeyiz sevgili izleyenler. Zamanın yıpratmasına dayanamamış olan Tıngır Değirmeni'ni geride bırakıp hemen yanındaki Asma Köprü'ye doğru ilerliyorum. Şimdi Tıngır Değirmeni'nin hemen 20 metre ötesine sevgili izleyenler bir asma köprü var. O köprü de ilgimi çekti ve bakın değirmenin alttaki değirmenin kanal sularını çalıştırmak için açılmış olan işte kanal sevgili izleyenler. Bu suyun baskısıyla beraber çark çeviriyor oradaki çark işte değirmenin çeviriyor sevgili izleyenler. Bu artık buradaki bakın çok çok eski bir köprü. Karşıdan karşıya geçmek için sevgili izleyicilerimiz yapılmış. Gerçekten hani üzerindeki kalasları sağlam olmuş olsa güzel bir görüntüsü de olabilir. Şimdi
Tabii ki buradan geçmeyi deneyecek miyiz? Hayır, biz denemeyeceğiz. Rehberimiz var sevgili İhsan. Rehberimiz şimdi. Yok Hasan, olur mu öyle şey? Şaka yapıyorum. Tamamen yıkılmış bir şekilde sevgili izleyenler. Hayır, şu otlardan falan gidebilsek yanına. Asma köprü diyorum ama bu köprü asma köprü olma özelliğini çoktan kaybetmiş. Geriye kala kala iki tane ağaç zemin kalmış. O da çürümeye yüz tutmuş. Hep diken. Evet. Bak yalnız bir şey söyleyeyim Hasan. Şimdi bak böyle burada böyle bir asma köprü yapılmış, tamam mı? Evet. Yanında iki tane değirmen var. Gerçekten burası hani senin de söylemiş olduğun gibi önemli bir yerleşim merkeziydi. Demek ki yani insanlar şimdi tamam biz yapılmış olan o yeni köprülerden geçiyoruz. İnsanlar önceden geçişlerini buradan sağlıyorlardı. Bu köprüden. Hayvanları belki de bu köprüden geçiyorlar. Çünkü yani öyle basit de bir köprü değil. Bak kenarlarına taşlar örülerek yapılmış olan bir köprü. Bu mimarisiyle ilgili bilgi verebilir misin? Sel olduğunda köprüyü alıp götürmemesi için taşlar örülüp yükseltilerek yapılmış. Evet. Eskiden yani betonarme yapı olmadığı için eski vatandaşlarımız uzun ağaçlarla uzun ağaçlarla yapılmış bir köprü. Üstünde çivileri eski çivi olduğu zaten çok belli. Değil mi? Çivilerle beraber tahtaları koyup karşıya geçişi hayvanların olsun, ineklerin olsun, yüklerin olsun. O taraftaki vatandaşların... Sence taraftaki... harç kullanılmış mıdır o şeyin içerisinde? Hayır. Değil mi? Zaten buradan da gözüküyor aradaki boşluklar tamamen toprak dolu. Ama çok iyi bir ustalık değil mi? Yani sen şimdi inşaat mühendisisin hem. Evet. Çok iyi bir ustalık yani o ondan uçuyor. Yani belki de 50 yıl belki de 70-80 yıldır ayakta kalmış yani. Şimdi sonuçta taş olduğu için dikine yani düşey olarak yük taşıyor. Taş da sağlam bir malzeme olduğu için arkasında yük olmadığı için öne akmıyor. Değil mi? Eski vatandaşlarımızın yaptığı da tamamen buna. Zaten sağlam zemin üstüne, kayanın üstüne koymuşlar. Evet. Bence güzel bir köprü. Görüntüsü de güzel. Asma köprüden geriye kalan bu ağaçlara çıkılır mı acaba diye merak ediyorum ama mümkün değil. Ağaçlar tamamen çürümüş, parçalanmış bir halde. Benim ağırlığımı kaldırması mümkün değil. Ağaçlara bakar mısın? Ağaçlar nasıl biliyor musunuz? Sünger gibi olmuş. Sünger gibi olmuş. Gerek yok. Sadece görüntüsü sevgili izleyenler. İşte bu zamana kadar gelmiş olan bir asma köprü. Ya tabii şimdi birçok kişinin belki ilgisini çekmiyor olabilir ama işte büyüklerimiz, dedelerimiz hangi koşullarda yaşıyorlardı sevgili izleyenler? Tarlalarına mısırlarını ekiyorlardı, buğdaylarını veyahut da farklı ürünlerini. Sonra işte buradaki bu patika yollardan dereden karşıdan karşıya geçmek için de bu köprüyü kullanarak değirmene gelip unlarını öğütüp ekmek yapıp akşam eve götürülüyordu. İşte bu koşullarda yaşanıyordu. Söylediğimiz gibi belli bir yaşın üzerindeki büyüklerimiz benim anlatmak istediklerimi çok çok iyi anlarlar. Hatta bu görüntüleri gördükten sonra hey gidi günler hey bile derler. Güzel, nostaljik görüntüler sevgili izleyicilerimiz. Tıngırt Değirmeni ve o bölgeden birbirinden güzel görüntüler alıyorum. Bu görüntüleri aldıktan sonra tekrar yola koyuluyoruz. Ve Muratçık Mahallesi'ne kadar yolumuza devam ediyoruz. Muratçık Merkez Camii'nin yanında durup Cuma namazı için camideki yerimizi alıyoruz. Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif ayımızın ilk cuması hepimize mübarek olsun. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Zatımızla bağdaşmayan ve istikametimizi bozan yalanı da yasaklar. Doğruluk, İslam'ın özü, ahlaklı ve erdemli bir toplumun en temel bastıdır. Namazın hemen sonrası caminin önünde yaşı yüzyılları bulduğu söylenen ılhamur ağacı oldukça dikkatimi çekiyor ve kendimi asırlara meydan okuyan bu yaşlı ılhamur ağacının tepesinde buluyorum. Caminin hemen önünde bir ılhamur ağacı var sevgili izleyenler. Bu ılhamur ağacının kaç yıllık olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bakın ılhamur ağacının içindeki
Oyukluğa bakın, oyuğa bakın sevgili izleyenler. Ilamur ağacının içine merdivenle iniliyor neredeyse. Bakın yani bir insanın rahatlıkla neredeyse uzanabilecek olduğu büyüklükteki bir oyukluktan, bir kovuktan bahsediyoruz. Böylesine büyük bir ağaç sevgili izleyicilerimiz. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda ılamur ağacının içindeki o oyukluktayız. Ve bu ılamur ağacına Muratçık'ta yaşayan vatandaşlarımız çok önem veriyor. Bu ağacın kaç yıllık olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Kimisi 300 diyor, kimisi 500 diyor, kimisi 700 yıllık diyor. İşte şu anda Muzaffer'le beraber o ılamur ağacının tam neredeyiz? İçindeyiz sevgili izleyicilerimiz. Hemen altında belki de 2 metre boyundaki bir oyuktan, ne deriz biz buna? Kovuk deriz. İşte şu anda Muzaffer'le ağacın kovuğundayız sevgili izleyicilerimiz. Bakın ağacın kovuğundaki merdiveni de buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu yaşı belli olmayan yaşlı ılhamur ağacının içinde kovuğundayız. Yüzyıllara meydan okumuş bu ağaç kim bilir kim zamanında kim dikti. Bizim tarih kitabında okuduğumuz o dönemlere şahitlik etmiş bu yaşlı ılhamur maalesef çürümeye yüz tutmuş. Şimdi dayanamadık sevgili izleyenler. Ağacın içine geldik. Bakın ılhamur ağacı kaç yıllık olduğu belli değil. Nasıl çürümüş? Bakın gördüğünüz gibi fazla da dokun. Genişten alırsan alır bizi. Fazla da dokunmak istemiyorum. Şu anda ağacın tam içinde, ağacın kovundayız. Ağacın kovunda merdiven de var. İçinde bulunan bazı şeyler var. Onları da çocukların atmış olduğunu söylüyor. Ki yöre sakinleri burayı temizlediklerini söylüyorlar. Bu ağaca dikkat ediyorlar. Bu ağacın bir özelliği daha var sevgili izleyenler. Üst tarafta bir yine bir kovuk var. Oraya baykuş gelirmiş. Baykuş orada günlerce kalırmış. Bizim geldiğimizde yok, keşke olsaydı da görüntülerini alsaydık ama o baykuştan da bahsediliyor. Muzaffer, ağacın kovundayız şu anda. Bak senle her yere gelmiştik. Bir ağacın kovuna girmediğimiz kalmıştı. İnelim mi Muzaffer ağacın kovuna? Evet. Şimdi dışarı çıkacağız. Cuma namazından çıktık sevgili izleyenler. Hem buradaki yöre halkıyla da bu ağaçla ilgili konuşacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Ondan sonra burada bambaşka bir yer varmış. Oraya doğru ne yapacağız? Gideceğiz. Şimdi buradan tabii ki inmesi de var sevgili izleyicilerimiz. Çıkarken çıktık böyle görüntü verelim diye ama inerken de biraz zorlanacağız gibi. Bu yaşlı ağaca daha fazla yük olmadan, ona ağırlık yapmadan iniyorum ve bu bölgede yaşayan hemşerilerimle sohbete başlıyorum. Muratçık'tayız. Muratçık Merkez Camii'nin hemen yanındayız sevgili izleyicilerimiz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam efendim. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim Allah'a şükür. Sizi gördüm daha iyi oldu. Ne kadar, isim nedir? Ferhat Şahin. Ferhat abi nasıl, keyifler nasıl? Güzel Allah'a çok şükür. Ferhat abi bu ağaç 10 yıllık var mı? Vallahi 7-8 yıllık falan. Belki 1000 yıllık değil, 10 yıllık değil. Var mıdır o kadar? Vardır. Tarihi belli değil değil mi? Belli değil. Senin çocukluğunda da böyle miydi? Benim çocukluğum değil, babamın çocukluğum. Öyle mi? Buranın en yaşlısı kim? Şu anda kim vardı burada en yaşlı? Abadan var. Kim? Ya bu mu yaşlı? Ha bu yaşlı. Ya bu delikanlı adamı nesi yaşlı? Yaş kaç? Yaş 73. Maşallah sana. Vallahi maşallah. Çok şükür. Çocukluğun zamanında da bu ağaç böyle miydi? Bu? Vallahi ben babamın, affedersin, Bursa'ndan indim ineliye, ben bildiğim ağaç bu ağaç. Bu şekilde. Aynen bu şekilde. Böyle. Evet. Ne ağacı? Ilamur değil mi bu? Ilamur. Ilamur ağacı. Evet. Belki de yüzyıllardır bu ağaç burada dimdik. Kim bilir nelere şahitlik etti. 96 ya, 100 yaşında ölen adamlar şimdi, ben doğdum aynı böyle diye. 100 yaşındaki adam. Aynı. Yani gidelim. Bilen yok bunun. Bir de diyorlar ki bu ağacın burada bir yerde baykuş varmış öyle var, mi? Var, var efendim. Ha nerede? Var. Şu anda duruyor mu baykuşu? Yok yok. Yedi şurası var. Ha. Eğilime git. Az gel. Ha. Burada duruyor. Şu delik var ya. Ha oradaki o kovukta o baykuş yaşıyor. Bu sevgili izleyicimiz. Durmadan yaşıyor. Allah Allah. Evet. Ne yapıyor? Geliyor orada duruyor bugün, baykuş. Bugün
galiba siz şanssızdan ellerim çıkmadı. Peki dün bu. Önceki gün falan burada mıydı? Yani buradaydı bu. Buradan yetmiyor ki ya. Allah Allah. Yani gel şöyle gelin. Böyle şöyle gel. Yuva zamanı ya. Ben yuvadadım. Ha, şöyle gelin arkama gelin. Ha. Nasıl? Yuvadadır şimdi. Yuvada. Ne? Dün var mıydı baykuş burada? Burada yok şimdi. Şu anda dün mü? Yok. Yazın oluyor İyi, burada. Yaprak açtığını da görüyorum ben burada. Nerede komşunun evinin bacasında. Öyle mi? He bacada. Ha burada farklı farklı yerlere gidiyor. Geliyor burada baykuş. Sıcak olduğu zaman oraya gidiyor. Şey hava iyi olduğu zaman buraya geliyor. Soğuk olduğu zaman oraya gidiyor bacaya. Kendine bu baykuş yer etmiş değil mi? Evet. Ağaç da çok güzel. Ama bu ağacın dalları da camiye kadar geliyor. Kibisi kurumuş camiye ağaç, düşebilir yalnız. Yıldırım falan düştü. Bu çok darbe gördü. Bak mesela. Bu ağaç mı? Tabii. Yıldırım. Yüzyıllardan bahsediyoruz. Bu da öyle bir nimet. Bak, şurasını ben kestim. Camiye vurdu avraya. Camiye mi? Bu da öyle bir nimet. Sonra kesilen yer çil veriyor. Böyle filizleniyor. Ha, filizleniyor. Aynen Söğüt ağacı gibi. İçi çürümüş aslında. Çürümüş. Şuradan kes. Aynen orada. Ha, oradan çıkar diyor. Aynen Söğüt ağacı gibi çil veriyor. Evet. Bu yaşlı ılamur yaşlı olmasının yanında oldukça da büyük ve ne kadar büyük olduğunu ölçmeye karar veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar bu ağacın genişliği. Sizce kaç kişi böyle çevirebilir bu ağacı? Şöyle bir çevirelim bakalım. Şimdi ağacı çevireceğiz sevgili izleyen. Bakın ne güzel elini tutuştuk burada. Tamam çevirelim. Ilamur ağacının büyüklüğünü ölçmek için metre değil daha farklı bir ölçü birimi kullanıyorum. Tamam ben şimdi sayacağım. Bak ben şimdi sayacağım. Bir, iki, şey oyunu neydi Muzaffer oyunundan mendil atarlardı ya. Mendil saklamaca değildi. Neyse karıştırdım bir daha sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekiz. Araya birisi kaynak yapmış. Bu sayılmaz. Tam sekiz adam böyle şöyle kulaşan ağaçlı sevgili izleyicimiz. Bir kulaş ne kadardır? Bir metre desek. İki. İki diyeceğim. İki metre mi? İki vardır. İki. On metre var mıdır çevresi? 1.80 vardır benimki. Seninki vardı ama böyle hafiften yarım açılmıştı. Bu abi tam açacaksın. Bir metre desek böyle. Yok, bir metre 1.8 10 metre vardı. 1.5 metre zebet. 1.5 metre. Tamam 1.5 diyelim. Kaç kişiydi? 12 metre. Kaç kişiydi? 8 kişiydik. 8 kişi. 80. Ya yok mu metresi olan? Şunu al bölsek. Ha? 80. 12 metre. 12 metre tamam. 12 metre. 12 metrede anlaşıyoruz mu? Murat çıktı ki sevgili izleyenler buradaki yöre halkıyla cami cemaatiyle anlaştık sevgili izleyenler. Ölçtük biçtik bu yüzyılları aşan ılamur ağacının çevresi 12 metre. Bunu biz bilimsel olarak el ele tutuşarak ispatladık sevgili izleyenler. Bilim kullandık burada saydık değil mi? Var mı itirazı olan? Yok itirazı olan yok. Bir de bir şey söyleyeceğim burada çok güzel şelaleler varmış öyle mi? Biz şimdi şelaleye dur. Nerede? Sarıhasan şelalesi var. Bir de benim evin alt tarafında iki tane şelale var. İki tane şelale. Evet, üç tane attı. Sen gelecek miydin? Geleceğim. Rehberlik yapacaksın bize. Ben de gelebilirim. Öyle mi? Ha, beraber gidelim. Tamam sevgili izleyicilerimiz. Şimdi rehberimiz zaten Hasan var. Bizi oraya da yönlendirecek ama burada çok güzel şelaleler var. Buradaki vatandaşlarımız birçok programımızı izlemiş. Sizin gittiğiniz şelaleler şelale mi diye bizim gezdiğimiz şelaleleri küçümsüyorlar. Bakacağız Muratçık'taki şelaleler nasıl sevgili izleyenler? Gerçekten söylemiş oldukları kadar var mı? Şimdi bulunduğu göl 30-35 metre derinliğinde bir olimpik yüzme havuz genişliğinde. O kadar büyük. O kadar büyük. Ya değirmen de var aşağıda aşağıda. Onu çektik gelirken. Öyle mi? Bir de bir daha var. Bayrağımızı aldık. Öyle mi? Aşağıda. Burada bir daha. Burada bir tamam. Bir şey söyleyeceğim. Gençlerimizin. Ya daha bir hafta öncesine kadar burada 2 metre kar vardı. 2 metre vardı. Sen böyle kısa kolla geziyorsun ya. Havanın şu an güzel ki. İyi diyorsun. Tabii canım. Şimdi vücudu yavaş alıştıracaksın. Alıştıracaksın evet. Evet. Şimdi biz buradan ayrılacağız. Bak değirmene kadar gideceğiz. Nedir bu? Evet gidecek olduğumuz şelalenin suyunun az olmuş oldu sevgili izleyenler. Bakın çifte şelale böyle. Şu an böyle bir görüntüsü. Buraya doğru gideceğiz. Kar sularının erimiş olduğu zaman da o suların da yüksek olduğunu da biliyoruz. Rehberlerimizin yanında rehberlerimizdekten bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi ben buradan ayrılacağım.
Ben geldim de telefonla, mikrofonla konuşmak istiyordum da ben konuşmadım diyen var mı? He. Var mı selam söylemek isteyen? Herkese selam olsun. Herkese selamlar. Bize selamlar, sevgiler. O zaman şöyle yapalım mı? Söyleyeceğim. İstanbul'a orduya İhrambul ağacının yaşını ölçülse çok iyi olur. Diyorlar ki buraya uzmanlar gelsin bu ıhrambul ağacının yaşını ölçsünler diyor. Biz merak ediyoruz diyor. Bu ağaç kaç yaşında? Dedikodu var diyor. Kimi 300 diyor, kimisi 500, kimisi 700 diyor sevgili izleyenler. O yüzden artık bu kafa karışıklığından kurtulalım. Bu ıhrambul ağacı kaç yaşında diye merak ediyorlar. Şimdi o zaman ne yapalım? Biz buradan nasıl yapalım? Kendisi gelip de belki ağacın tedavi olması gereken yerleri var. Belki ne kadar güzel olur. Olabilir. Yani bakın mesela şöyle gelin. Boş yer var biliyor musun aşağıda? Belki bozulan bölümlerini bak, televizyonda da görüyoruz. Şey olarak yapıyorlar bunları. O zaman diyorlar ki bak şimdi, bak şimdi diyorlar ki şimdi bu bizim Muratçık vatandaşın bu bizim anıt ağacımız. Belki de 6-700 yıllık var. Ağacın kaç yıllık olduğunu merak ediyoruz. Bir de uzmanlar gelsinler diyor. Bu ağacın erken çürümesini önleyip ayak, daha fazla ayakta kalıp nesillerden nesillere bu ağaçlar kalsınlar diye uzmanlardan istiyorlar. Ben de buradan belediye başkanımıza sesleniyorum. Başkanım siz buna öncülük yaparsanız bu ağacın burada yüzyıllarca kalmasında gereken desteği de verirsiniz diye selam gönderirim. Rüzgarlar oluyor burada. Yüzü geçiyor. 100 kilometre hızı geçiyor. Bundan bir çivi koparamıyor. Değil mi? Tabii bu Allah'ın takdiri. Dalları gazi, sağlam gazi, diyorsun. Gazi. Bizim dallarımız da böyle sağlam olması lazım. Sana bir başka bir şey daha göstereyim. Göster. Bak şimdi burada. Gel Muzaffer, gel gel bak. Ağaç zamanında mesela şöyledir. Ben bunu Erzurum'da da gördüm. Ha. Buraya kurnaya demir boruyu takarsın. Ağaç bunu yutar içine alır. Allah. Tabii tabii. Mesela buraya demir boruyu koy. Ağaç genişledikçe içine alır. Şimdi şurada da bir ur vardı böyle. Ur vardı. Aşağıdaki tarihi eseri buradan alıyor, çıkarıyor yukarıya. Tabii uyanıkların biri bir gece kesip görüp alıp götürüyor. Öyle mi? Tabii tabii. Hazine var. Yani bu yani diyorsun ki define avcıları ıhrambulun içine kadar girdi diyorsun. Hayır, yani. Burayı kesip almışlar burayı. Bak götürmüşler. Orada ben bu kadar gezdim, dolaştım. Ihrambulun içerisine define saklandığını ilk defa duydum. Şimdi şöyle güzel insan bak. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Şimdi şey demiyorum. Bir ağaç dik, ağaca bir demir boru dik. Ucuna da kurna yap, daha musluk yapıyorsun. Ağaç büyüdükçe kurnayı içine alır. İçine, doğru söylüyorsun. Alıyor, sonra da içinden su akıyor. Erzurum'da görürsün bunu. Bak, öyle mi? Erzurum'da 5-6 yerde var bu. Evet. Bu da bu şey yaptığı için dibine bu define konduğu için yukarıya kadar çıkıyor. Bizim insanlar bu şeyler bilmez. Köylü çocuğuz biz. Bunu bilen dışarıdan gelen uyanıklar bunun geliyor. Buradan kibar kibar alıp götürüyorlar. Eğer o uyanıklar bizi dinliyorsa getirsinler. Gerçekten öyle bir şey olduysa ayıp ettiniz bak. Boş kapı. Yani boş kapı, bunu buradan niye kestin ki adam? Ne bileyim işte, bilmiyorum. Ben de sebebi bilmiyorum. Bu. Başka bir sebebi bu yok. Diyorsun. Bu tabii tabii. Ben diyorsun düşündüm bu sonuca vardım diyorsun. Aynen. Peki. Sevgili izleyicilerimiz Muratçık'tayız. Şimdi anıt ağacın önünden veda edeceğiz. Nasıl veda edeceğiz? Şelaleye gideceğiz. Buradan teşekkür ediyorum hepinize, ilginize, alakanıza. Bir şelaleye doğru gidip. Öyle mi? Gölgelik yapıyor. Ihrambul çiçek açtığı zaman buraya gelmenizi tavsiye ederim. İnşallah. İnan bak, şu gördüğün evin 100 metre ileriden bu kokuyu bizzat hissedecek. Evet. 100 metreden. Bir şey söyleyeceğim bakın. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Şelalenin yanına gidiyoruz. Eğer 2-3 saate kadar şelaleyi görünce korkma. Bak 2-3 saate kadar bizden haber alamazsanız bizi aramaya gelin. Ben yalnız değil, korkma. Ben sana bizi aramaya gelin. Rehberlerde sıkıntı yok. Rehberler sağlam mı diyor? Sağlam rehberlerimize gidiyoruz. Hadi rehberlerimiz düşsün peşimize. O zaman yavaş yavaş gidelim. Hadi bakalım. Herkesle konuşup sohbet ediyoruz. Yöre halkı ıhrambul ağacının korunması için yetkililerden destek istiyorlar. Bu isteği de dillendirdikten sonra yaşlı ıhrambulu geride bırakıp bölgenin içlerine, derinliklerine doğru şelalelerin peşine gidiyoruz. Caminin yanından ayrıldık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi orada bize rehberlik edecek olan arkadaşlarımız da var. Hem de kendi rehberimizle beraber Sarıhasan olarak adlandırılan bölgeye gidiyoruz. Orada şimdi büyük büyük şelaleler varmış. O şelaleleri çekeceğiz. Gerçekten çok büyük olduğunu iddia ediyorlar. Hani sizin gittiğiniz şelaleler şelalelenmiş şeklinde bize dalga bile geçtiler sevgili izleyicimiz. Bakacağız buradaki şelaleler ne kadar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir havada. Uzun zamandan beri kış etkisi altındaydı coğrafya. Karlar eridi ama kar sularının su debilerini yükseltmiş olduğu bir dönemde şimdi
Gürgentepe'de Muratçık bölgesinde sevgili izleyenler şelale ve şelaleler var. Onları görmeye gidiyoruz. Gerçekten anlattıkları gibi çok büyük devasa şelaleler var mı? Yoksa bunlar abartı mı diye düşünürken takip ettiğimiz rehber aracı bir yerde duruyor ve peşinden biz de duruyoruz. Şimdi rehberlerimiz durdu sevgili izleyenler. Ben de onlarla beraber inip bakıyorum. Nereye baktıklarını merak ediyorum. Yolun kenarında duruyoruz ve hemen altımızda bulunan kanyonda harika bir şelale var. Buradan şelalenin bir tanesi gözüküyor. Evet, burası bir. Aşağı inersek ineceğiz zaten. Dehşet. Evet. Aşağı ineceğiz. Buradan baktığımız zaman harika bir görüntüsü var. Aşağıda gelen bir yol var oraya. Oraya gitmemiz lazım. Gitmeden olmaz. Biz böyle uzaktan çekmeli değil. Burası bizim piknik alanımız olacak. Burası mı? Tabii. Ama harika bir görüntüsü var. Evet. Sular da çok yüksek. Evet. Müthiş bir detay, müthiş bir görüntü. Evet. Bak, eski tarih elle yapılma köprü. Tamam, oraya da gidelim. Tamam, çok güzel. Ve birazdan o şelalenin yakınlarına gidip detaylı görüntüler alacağız. Bizim yıldızımız buralarda, bizim durmağımızın balıkları dünyada eşi benzer olmaz. Benekli ara balıkların yanında hiçbir şey değil. Biz yüzmeyi buraya da öğrenmiyoruz. Ne balığı? Bir sazan pullu değil. Benekli ara balıkların yanında bir şey değil. Bıyıklı. Bıyıklı bir balık. O kadar lezzetlidir. Eskiden biz buralarda sepet atardık. Böyle menajer tikeninden yapar sepet atardık. Balık tutardık. Şimdi bunu buralarda geçtirmişler. Yol kapanmış sevgili izleyenler ve biraz önce gördüğümüz o şelaleye giden yola yürümemiz gerekecek. O yolu yürüyeceğiz. Şimdi aracımızı yine oradaki hemen bir köprü var, köprünün yanında güvenli bir yere bırakıyoruz ve işte rehberlerimiz yukarıda. Sevgili izleyicilerimiz, onların yanından hemen o gördüğümüz büyük şelalenin yanına doğru yürüyeceğiz. Şimdi aracımızı bıraktık geldik sevgili izleyenler. Hani bereketli topraklar, suların bol olmuş oldu topraklar. Hele bir de yağmur yağdı, kar yağdı, özür diliyorum. O kadar kardan sonra kar duyuyor, suları eridi, topraklar yumuşadı ve birçok bölgede heyelan oluyor sevgili izleyenler. Bakın hemen yanımda işte buradan daha iyi görebiliriz Muzaffer. Sen böyle gel bak. Nasıl bir heyelan oluşmuş. Bakın toprak kaymış, asfaltın altı oyulmuş resmen. Kaymış. Ya buraya artık beton yapılması gerekiyor. Ve alt tarafta hemen dere. İşte bu kayan topraklar, taşlar, bakın taşlar ta dereye kadar gitmiş. Derenin suyu da coşkulu bir şekilde akıyor. Dereyi derini resmen kapatmış şekilde. İşte sevgili izleyenler, hani Karadeniz sular ama işte bu heyelanlarda sık sık oluyor ve gerçekten kötü sonuçlar da oluşabiliyor. Şu anda kontrol edilebilir. Herhangi bir şeye zarar gelmemiş. Ama devamı gelebilir mi? Gelebilir. Önlemlerine ne yapılması lazım? İşte bunların hepsinin alınması gerekiyor. Şelalenin yanına gidebileceğimiz yol girişi kapalı ve yürümemiz gereken kısa bir mesafe var. Ve yaklaşık olarak 10 tane rehberimizle şelaleye doğru yürümeye başlıyoruz. Şimdi bu yolda normalde araç iniyor. Aracın gelecek olduğu yol kapalı sevgili izleyenler. Yürüyeceğiz. Yürümek güzel. Tabii, hava alıyoruz. Evet. Bu baharda sevgili izleyenler. Allah bereket versin. Rehberden yana sıkıntımız yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rehberimiz var sevgili izleyenler. Şimdi Yaşar abi tarihe de meraklı. Diyor ki şu karşıdaki bir tepe gibi görmüş olduğumuz yer diyor. Önceden burası merkez yeriydi diyor. Oraya diyor medrese yeri derler diyor. Evet. Öğrenciler orada toplanır. Hocalar işte alimler medrese, orada ders verirlermiş.
bütün meditasyonu derler. Tabii, Görköy'den, Işıktepe'den, Mesudiye'den bu bölgenin bütün Trabzon'da gençleri burada okuluyormuş. Burada okul olarak burada tabii, eğitimler veriliyor. Burada eğitim alıyormuş. Eğitim vergi. Şimdi o kadar güzel yerler ki, bakın sevgili izleyenler. Sular coşmuş, her yerde coşmuş, her yerde küçük küçük şelaleler ve yüksek sular var. Yüksek debilerle beraber akıyor, muazzam görüntüler var. Tokat'ta patatesi olan bilmem ne olan bu yolu kullanırlarmış. Hani nasıl diyorlar, Mısır'da şey yolu diyorlar ya, İpek yolu. Bu da Tokat yöresinin, bu Mesudiye yöresinin insanların sahile inme yolu üzeri burası. Gürgentepe'de geçen bu yol. Gürgentepe'den ora hayrı. Ora Han yanına, eski adı Han yanına. Burası buradan Tazvar'a direkt giden ağrı Fas'a inen yol. Fas'a iniyor. Bu yol bizi Fas'a götürür mü? Tabii, direkt Fas'a gidiyorsunuz. Evet. Peki hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Rehberlerimize sohbet edip yürüyoruz ve sonrasında şelalenin yanına geliyoruz. Şelalenin gerçekten harika, muhteşem bir görüntüsü var. Önce bu harika şelaleden detaylı görüntüler alıyorum. Harika bir görüntüsü var sevgili izleyenler. Şu suların coşkusuna bakın. Debilerin yüksekliğine bakın. Su debisinin sevgili izleyicilerimiz. Yani insan bu suya düşse buradan kurtulması mümkün değil. Kar sularının erimesiyle beraber işte böyle muhteşem görüntüler oluştu sevgili izleyicilerimiz. Harika görüntüler var sevgili izleyicilerim. Muhteşem görüntüler var. Bu görüntüleri paylaşıyoruz. Bakın. Çok güzel. Özellikle kar suları eridikten sonra bu şelaleler böyle akmaya başladı. Öylesine güzel görüntüler var ki bu güzel görüntüleri tek bir kelimeyle anlatmaya çalışıyorum ve muhteşem diyerek söze başlıyorum. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir kanyon sevgili izleyenler. Suların yüksekliğine bakın gerçekten ve suyun dökülmüş olduğu yer sevgili izleyenler belki de 30 metre derininde su yüksekliği olduğunu söylüyorlar. Ve kar sularının erimesiyle beraber coşkulu bir şekilde akan bu şelaleyi, bu şelalenin suyunu görüyorsunuz. Harika, etkileyici bir görüntü. İşte suya baktığımız zaman insanın başı dönüyor ve inanın ki bir ayak kayması, herhangi bir kaza anında burada insanın sağ çıkması belki de mümkün değil. Sevgili izleyenler, işte böylesine güzel, böylesine özellikli yerler çok çok dikkatli olmak lazım. Memleketimizin içlerine, memleketimizin derinliklerine nasıl güzellikler var, neler var? İşte Köşe Bucak ekibi olarak, Köşe Bucak olarak bu güzellikleri görüyorsunuz. Rehberlerimiz buraya fazla yaklaşmamamız konusunda bizleri uyardılar. Ben de elimden geldiği kadar
dikkatli bir şekilde buradayım. Bu görüntüleri sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşıp memleketimin keyfini çıkartıyorum. Şelalenin görüntülerini alıyor. Ben de Muzaffer'in yanına gidiyorum. Şelaleye nereden bakarsan bak oldukça etkileyici görüntüleri var. Harika bir görüntüsü var sevgili izleyenler. Tabii ki suların yüksek olması da bu harika görüntüyü daha da farklılaştırıyor. Bakın kar yağdı. Yağan o karlardan sonra kar suların erimesiyle beraber bu su debisi yükseldi ve böyle coşkulu bir şekilde akıyor. Çok tehlikeli aslında. Gitmiş olduğumuz o yerlerde suya bakarken bir baş dönmesine, bir düşme anında yani bu sudan kurtulmak mümkün değil. Suyun içerisindeki döngü karşı taraftaki duvara bile çarptırabilir insanı. Ama işte Karadeniz'de bir şey olduğumuz zaman işte böyle güzelliklerimiz var. Buraya gelirken arkadaşlarımız dedi ki sizin oradakiler şelale mi? Sizi bir şelaleye getirelim de görün dediler. Söylemiş olduklarında haklılar sevgili izleyicilerimiz. Şöyle alalım sizi de tek tek. Nedir bu şelalenin ismi nedir? Sarı Hasan Şelalesi. Sarı Hasan. Ne yapıyor? Köy yazın nasıl oluyor burası? Yazın burası daha sakin. Şu an azgın olduğundan dolayı şu anki manzarası daha güzel ama yazın daha sakin olduğu için göl üstten daldığın zaman aşağı taraftan döndürüp içeriye doğru götürür insanı. Ne kadar bu gölün yüksekliği? Derinlik olarak 10-12 metre falan civarı. Vardır değil mi? Evet doğrudur. Ben biraz abarttım 30 metre dedim. Yok. Bir yerden yok. Duydum ben de onu. Evet 10-12 ama çok derin. Doğrudur. Sen demek ki yukarıdan aşağı ölçtün 30 metre diye. Olabilir. Olabilir. Belki. Teşekkür ediyorum. Ama farklı bir görüntüsü var değil mi? Güzel bir görüntüsü. Tabii harika bir görüntüsü var. Kanyon da çok güzel. Böyle devam ediyor mu bu böyle? Buradan şu şekilde şu anda kendini kaptırırsan Fassa'dan kestirme oraya geçersin. O kadar diyorsun. Aynen doğru. Evet. Doğru. Buradaki bu kanyon da çok iyi akan bir su yani. Güzel bir kanyon. Yaz kış aynı şekilde akar. Buranın aşağısına doğru daha düzgün ve uzun göller vardır aşağı var doğru. Hatta o doğrudur. Burada yüzüyor musunuz? Hem de muhteşem bir yüzme yeri olur tabii. Evet. Çok güzel bir yüzme yeri ama yüzme bilmeyene de buraya tavsiye kesinlikle. Ama maalesef kayıplarınız da olmuş değil mi? Evet doğrudur. Burada, daha geçen sene oldu arkadaşımız oradan aşağı bilinçsizce atlamaktan kaynaklanan bir şey. O da artık onların bilmediğinden kaynaklanan bir şey. Mekan cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin abi. Ama görüntüye baktığımız zaman bu güzel görüntüler yanında tehlikeleri de barındırıyor. Doğrudur. Aynen doğrudur. Şimdi buradan kendini kaptırıp direkt atlayan bir insanın aşağıdan kurtulma şansı çok zor. Evet. Şimdi köyümüzün Azam. Sayın Azam. Buyur efendim. Çocukluğundan sen de gelip burada yüzer miydin? Yüzerdik beraber. Burada su biraz bundan daha az olduğu zaman şu şelale var ya. He. Onun altına gidip oturuyordu burada. Orada. He, orada. O suyla beraber atlayıp buradan çıkıyordu. Balık var mıydı burada? Olmaz mı balık? Vallahi Şöber'de balık vardı. Oo. Ama yani çok güzel bir yer güzel burası. Bir yer. Evet. Sizi tanıyalım. Mustafa Şahin. Mustafa abi buralar bu bahçe senin değil mi? Evet, evet. Ya adamın bahçesinde böyle şelale olur mu? Allah bize nasip etmiş. Şelalenin sahibi sevgili izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi Mustafa abinin şelalesi var. Mustafa abi bak seninle bir anlaşma yapalım biz. Buraya her ziyarete gelenden 5 lira alsak bak şu anda burada 10 kişi var. 5'er lira alsak biz bunlardan turizm bu. Turizm de bizi burada kim kurtaracak? Adam geliyor içiyor burada 5 lira ver desen adama. Olmaz lira. Öyle olmaz. Yok ben şaka yapıyorum ben takılıyorum sadece. Espri yapıyorum. Bu şelale sevgili izleyenler Mustafa abinin bahçesinin hemen yanında güzel bir görüntü. Evet. Düşünsene fındık toplarken böyle bir manzaraya sahipsin. Evet. Değil mi? Burada yorulunca bahçede sıcaklayınca iniyoruz dalıyoruz. Serinleyip çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz bahçeye. Hiç çalışmamış gibi. Bu bölgede birçok kişi diyor ki biz yüzmeyi diyor burada öğrendik diyor sevgili izleyenler. Böylesine güzel bir manzara. Var mı söylemek istedikleri olan? Gel. Yüzmeyi biz burada öğrendik yani. Sen buradan atlamışsın evet, öyle evet, mi? Evet atladım. Gerçekten mi? Gerçekten atladım. Nasıl atladın hem, ya? O kadar şey atladım aynen uçtum öyle aşağı. Uçtun? He, böyle atladım. Burnum kanadı. Allah. Burnum kanadı yani. Kafanı çarptın ya. Yok kafam çarpmadı. Basınç yaptı. Basınç falan dolu ha. He, burnum kanadı. O kadar derin he, yani. Derin ya derin. Sen ne zaman atladın? 12 metre değil de burası mesela 40 metre var. Derin derin. Bak. Vallahi 40 metre var ya.
Ben 30 dediğimde bana ya, abartma dediler. Vatanda isim neydi? Arif. Arif diyor ki 40 metre var diyor. Derin ya, derin, çok derin. Derin diyorsun. Evet. Arif şöyle şelalede görünsün. Bizim arkadaşlar vardı dibinde canlı balık aldı. Böyle dalar dibine canlı balık tutarlar. Ne zaman atladın sen buraya? 90'larda. 90'larda. Peki. 90'larda. Şimdi atla desek atlayabilir misin? Aynen ya, atlarım mesela. Aynen gün atlarım. Atlarım diyorsun. Evet. Yazın atlarım diyorsun. Yazın gelin. Biz baksayı bak. Yazın. Biz baksayı bırakıp burada ana. Yazın buraya geleceğiz. Evet, evet. Arif'e soracağız. Hadi Arif, atla bakalım. Yok. Arif çok tehlikeli. Şaka yapıyorum. Atlanmaz tabii ki. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz? Buralısınız? Buralıyız. Siz de yüzer miydiniz burada? Yok. Yüzemem. Niye? Ben de su dertmiyor. Kulü versene yine yüzmez. Su dertmiyor. Arkadaşımızın yapısından evet, su üzerine duramama gibi evet, bir özelliği evet, varmış sevgili. Su dertmiyor. Kimilerini tartmıyor. Evet. Ben suyu sadece içmek için kullanıyorum diyorsun. Evet, içmek için. Sadece içmek için. Bir de doğru, böyle seyredir. Suya doğru, girmem pek fazla doğru diyorsun. Evet. Haklısın. Tabii. Koca gemileri dertmiyor, beni dertmiyor. Ne yapayım? Dertmiyor. Sevgili izleyicilerimiz, bakın. Fizik, kimya ne derseniz de arkadaşımız diyor ki su koskoca gemileri tartıyor, beni tartmıyor diyor. Arkadaşımızın yüzmeyle ilgili bir problemi var. Aynen. Olsun. Güzel. Olsun. Güzel. Allah başka dert vermesin. Amin. Allah başka sağlık sıhhat versin. Var mı selam söylemek isteyenler? Gel. Osman Bey, öncelikle böyle Osman şey, Bey geldiğiniz için. Osman bir... Bey kim ama? Ha, Kanal 52 olarak. Köşe ha, Bucak programı olarak. Ha, ben Osman ha, Bey dedin, anladım da. Ha, ben o zaman ismi yanlış. Yanlış anladım. Sen bir şey söyleme. İçinden geldiği gibi. Sen ha, bana Osman de. Ben Osman, Köşe Bucak programında sevgili izleyenler. Kameraman Alaaddin'le beraber. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür böyle bir ediyorum, canlı yayın yaptığınız için. İsim neydi? Arif Gündüz. Arif, evet. İsminizi yanlış söylediysem kusura bakmayın. Yok, hesabla Arif kardeşim, hiç önemli değil. Latif yapıyorum, şaka yapıyorum. Biz sizi burada öyle geçerken tesadüf gördük. Biz de katılalım dedik. Böyle bir şey. İyi ettiniz. Var mı buradan selam söylemek istediğiniz? Buradan kurbetteki arkadaşlara. Hepsine selam. Hepsine selam söylüyorum. Gel, yakışıklı gel. Yakışıklı burada, gel. Burada oğlun mu? Evet. Oo, bir şey söyleyeyim. Oğlun yalnız çok yakışıklı. Saçlar filan moda bunlar herhalde. Abi, yaş kaç? Benim 16. 16. İsim nedir? Habib. Habib. Evet. Habib, yüzdün mü hiç buradan? Hayır. Yüzmedim diyorsun. Buralarda yaşıyorsun. Güzel görüntüler ama değil mi? Evet. Okula gidiyor musun Habib? Evet. Kaça gidiyorsun? Lise 11. 11. Var mı selam söylemek istediklerin? Kanalımızın değerli izleyicilere selam olsun abi. Herkese selamlar. Evet abi. Okuluna başarılar diliyorum. Okuluna da başarılar. Evet. Neyin oluyor? Amcası. Amcası. Evet. Siz yüzme biliyor musunuz? Ben yüz fazla yüzme. Siz de kardeşsiniz. Yok. Su tartmıyor bunu da. Yani su tartmayan giller. Derin yerlere cesaret edemiyoruz. Derin yerlere. Evet. Evet. En doğrusu. Evet. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Eğer bilmiyorsan uzak duracaksın. Şaka peki, yapıyorum. Geçen yıl evet, Ramazan bayramında aynen bir talihsiz olay oldu. Burada bir arkadaşımız evet, boğuldu. Bayramdaydı. Yani, bayramdan sonraydı. Yani üzerine bir yıl oluyor işte. O yüzden mekanı cennet olsun. Mekanı Allah rahmet eylesin. De aynı şekilde dikkatli olmalarını. Şaka diliyorum, yapıyoruz, takılıyoruz ama dediğimiz gibi yüzme bilseniz bile bu sularda yüzmek yok, çok ama çok çok tehlikeli. Sevgili izleyicilerimiz, rehberlerimize bakın. Gürgentepe'ye geldiğimizde acaba rehber bulabilir miyiz demiştik. Bakın sevgili izleyenler, 10 tane rehberimiz var burada. Ne kadar güzel. Hepsi de birbirinden sıcak, misafirperver insanlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu yörenin insanları, buranın bu güzel görüntülerini alıp sizlerle paylaşıyoruz. Herkesle sohbet ediyorum. Sonrasında ise yavaş yavaş şelalenin olduğu yerden ayrılıyorum. Harika bir görüntü sevgili izleyicilerimiz. İşte bu görüntüleri arkamızda bırakıp ilerliyoruz. Muhteşem detaylar var. Öylesine güzel bir su yüksekliği, öylesine güzel bir şelale ki işte bu şelalenin görüntülerini alıp şimdi yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine aynı bölgede olan başka bir şelale, oranın görüntülerini alacağız. Olduğumuz yerden ayrılacağız ama Mustafa abinin söyleyecekleri daha bitmemiş. Kendisine mikrofonu bir kez daha uzatıyorum. Muzaffer, bir şey söyleyeceğim.
Osman ismi pek hoş durdu aslında bana. Osman abi, Osman değil mi? Mustafa abi, Mustafa abi dedi ki mikrofonu kapattık. Selam söyleyebilir miyim dedi. Ya buraya kadar gelmişiz. Adamın yerindeyiz şu anda. Söyle tabii ki Mustafa abi, ne demek? Sağ olun, teşekkür ederim. Burası Muratçık Mahallesi'nin Sarasan Şelalesi. Buradan tüm Türkiye halkına ve özellikle de İstanbul'da oturan oğlum, gelinim ve torunlarım Arda, Azra ve Alparslan Şahin'e kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sağlıklı ve mutlu olsunlar. Çocuklar, dedeniz iyi ama dedenizi aramayı ihmal etmeyeceksiniz. Değil mi? Arasınlar sık. Tabii, tabii. Sık sık arasınlar. Tabii. Yazında gelsinler buraya, şelaleye girelim. Şelalede evet, buraları görelim diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Var mı başka selam söylemek isteyen? Kardeşlerimize selam olsun İstanbul'a. Şükrü, Mücahit, evet. Sezai, Zeki. Kardeşlerim evet, orada, sen olur, buradasın. Selam ben gönderim. De yeni geldim zaten. 4 sene falan oluyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya. Başka bir şelaleye geçecek miyiz? Geçelim. İki tane şelalemiz daha var göreceğimiz. Şelaleler bitmiyor sevgili izleyenler. Başka yerde şelalelerimiz de varmış. Oraya doğru fazla vakit kaybetmeden gidelim. Gidelim. Şimdi bu yolda araç inmiyor dedik ya. Şimdi taşlar falan var. Böyle kenara duvar örüyor. Biz ne deriz bu duvara? Pey deriz değil mi? Pey örüyor. Peki kim örüyor bu peyi? Sevgili izleyicilerimiz, Mustafa abi, demin torunlarına selam göndermek istedim. Mustafa abi var ya, hani bu yeri şelalenin sahibi dedik ya, Mustafa abi elleriyle örmüş. Ya az vız bir iş değil bu, kolay bir şey. Nasıl ördün bunları Mustafa abi? Bunları biz karayolları mesela taşı yüzünü getirir, biz uzun namına bağlantılı atarız. Harçsız bu taş. Harçsız. Evet, harçsız kuru duvar yapıyoruz. Bu şimdi. Bağlantılı örüyoruz. Bu duvar şimdi buradaki toprak kaymasını önler mi? Evet, evet, önlüyor. Harç çok temeli şey yok, nasıl olur? Hayır efendim, bunun göçmemesi mümkün değil. Yani biz bu taşları uzun atıyor, bağlantılı atıyoruz. Bağlan. Evet. Ustalık var mı sen? İşte taş ustasıyız. Taş ustası mısınız? Evet. Oo. Şimdi adam bunu süsüne getiriyor, yüzüne de az harç cila çekiyor. Evet. Ondan sonra ilk yağmurda toprakta patlıyor gidiyor. Bu zaman sen örebilir misin böyle? Bağlantılı yapmıyorlar bizim gibi. Evet. Taşı uzun atacaksın, birbirine bağlantı da atacaksın. Bu koşmaz. Bağlantılı demiş olduğun ne? Neyse anlat bana. Mesela bak şu taşı. Şunu atmışsın ha. Evet bak şu taşı araya koymuşsun. Bu taşı mesela uzun şu yerini ileri veriyorsun. Uzun yerini. Yerine, evet. Uzatıyorsun ileriye. Bu taşı böyle bak, böyle bırakacaksın ha. Evet. Bazı böyle yüz olsun diye karayollarında bunu bırakır da ya. Böyle olduğu zaman bu düşebiliyor ama bunu şöyle bak, bu adam böyle uzun atmış. Uzun atıyorsun. Evet. Bu bağlantı baş olmuş oluyor. Evet. Şimdi bunlar da böyle sıkıştırmak için, bunlar da böyle. Evet. Sevgili izleyenler. Sadece sıkıştırma değil, boşluğunu doldursun hesabı. Görmüş boşluğun olduğunuz gibi. Şimdi. Ebedi göçmez Osman he. Bey. Bu duvar var ya, ebedi göçmez evvelazım. Evet, evet. Alaaddin ne diyorsun? Göçmez değil mi? Benim ismimle ilgili bir karışıklık oldu. Benim adım ne? Osman Bey diyorlardı. Biz de Osman, Osman Bey. Mi? Osman. Evet sevgili izleyicilerimiz, ben Osman. Köşe Bucak programında. Yok, arkadaşımız demin yanlış söyledi ismi de. Oradan şey yaptı. Özür dilerim. Yok, kesin. Özür dileme. Ne özür dileyecek? Hiçbir şey yok. Şaka yapıyorum sana. Ümit benim adım. Benim çok doğal. Şimdi yukarıda bir tartışma var sevgili izleyenler. Bir şelale daha var dediler. İddia ediyorlar. Ordunun en büyük şelalesi diye. Ama şelaleye gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Bir bölüm gidebiliriz diyor, bir bölüm gidemeyiz diyor. Ne alemdeler bakalım, gel. Hadi gel Mustafa abi, gel gidelim. Bak şimdi burada kameralar açık. Tamam mı? Tamam. Şimdi diyorsunuz ki Ordu'da görmüş olduğunuz en büyük şelale burası diyor. Doğru mu, öyle mi? Doğru doğru doğru. En büyük. Doğru doğru doğru. Kaç metredir sence? Burada 30 vardı, 30 40. 30 40 40 vardı da. 30 50'ye yakın. Ha, var, var var ya. 40'ın üstünde. 40. Rahat 40 var. 40 metre. Sen gittin mi daha önce Hasan? Daha önce gitmedim, ben de sizinle görüyorum. Hasan da bize ilk defa gelecek. Yani var, bunlar dediği kadar var yani. 40 bunlar metre. Dediği kadar rahat 20 metre. Yok, kameraman oraya varınca görüşürüz canım. Bak biz 40 metre diye gidip de 5 metreyle de karşılaştık. Hayır hayır. Hayır, hayır. Ama 5 metre ise biz seni sırtta getireceğiz. Yok yok, o değil. Bir şey söyleyeyim ama Orada böyle 60-70 metre şelaleler de var yani, hakkını yemeyelim. Çok mesela Ulubey'de Çağlayan Şelalesi, Aybastı'da Uzundere Şelalesi, aklıma gelen 2 tane uzun büyük şelale. Oğlum, bizim şelalemiz, götüreceğimiz şelale 40 metreden aşağı kesinlikle değil. Gidecek olduğumuz başka şelaleler de var ama o şelalelere gidip gidemeyeceğimiz konusunda farklı görüşler var.
kimileri gideriz derken kimileri de gidemeyiz diyor. Bakalım neler olacak. Peki bir tartışma daha var burada. Şelaleye gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Gideriz. Gideriz. Biraz şu mesafeden yürüyeceğiz şu şekilde. Ama bak. Ama bak bir şey söyleyeyim bak. Bak tamam bak burada yalnız burada bir arkadaşımız var. Hani biraz önce su üzerinde duramayan arkadaşımız. Evet. Su dartmıyor. Su dartmıyor tamam. Gidebilir miyiz şelaleye? Gideriz. Demin gidemeyiz diyordum. Bacaklar kısa da biraz. Şimdi gideceğiz. Sizin o gösterdiğiniz şelalelerde su oranı az yani. Az. Burada 30 tane değirmen döndürüyor bu su. Öyle mi? Tabii bak suyun kalınlığını görüyorsun yani. Önüne set yapsak biz... Durmaz diyorsun. 3 ayda Muratçık set olur. Set olur. Baraj olur yani. Peki bir şey söyleyeyim. Ya öyle ufacık suyla... Ya bir şey söyleyeyim. Ya görmesinler de bu suları. Önüne HES yaparlar filan da vallahi arkadaşlar korkuyorum. Üzülüyorum önlerine. O kadar da değil. Şimdi yani... şuranın önüne harbiden devlet set yapsa. İnan Karadeniz'in belki en büyük barajlarından bir tanesi olur. Zaten ölçüm yapıldı buraya, HES yapılacak. Evet siz söyleyin böyle, böyle söylemiş olduğunuz zaman da. Ya biz o zaman müdahale ederiz. Yok ben bir şey söyleyeyim. Ben doğanın bozulmasına her ne şekilde olursa olsun doğanın bozulmasına karşı ama enerji de, tabii ki en büyük ihtiyaçlarımız var. Bizim mesela bundan 15-20 yıl sonra ileri görmek zorundayız. Bu memlekette çok büyük su kıtlığı, dünyada olacak, su kıtlığı başlayacak. Biz şimdikten bu suları tutmaz böyle gönderirsek... Önlemini alalım diyorsun. Önlemini almak zorundayız. Çünkü biz su zengini bir ülke değiliz, su fakiri bir ülkeyiz. Evet. Şu an Karadeniz olmasın, inan... Su yok. Bak Konya'yı görüyorsun, kocaman setler o. 50 metre aşağı gidiyor. Ya su bulmak için. Ama biz bu suları ne yapıyoruz? Harcıyoruz. Bak eğer daha da fazla biz burada konuşursak... Diğer şelale görmeye vakit kalmayacak, programın süresi bitecek. O zaman hadi. Nerede şelale, ne kadar uzaklıkta? Şu karşıya abi büyük kaya var ya da. Oradaki kaya mı? Ha abi karşı kayanın karşısında. Ama bak şu değil. Ha büyük kaya var ya. He. Onun karşısında yani. İleriki ormanın bitişi. Bir dakika. Uzun uzun şu konuşuyoruz. Sohbetler ediyoruz. Ormanın, kimilerinin gidemezsiniz demelerine rağmen şelalelere gitmeye karar veriyoruz. Ve şelaleye gidecek olduğumuz patika yolda yürümeye başlıyoruz. Şu anda sevgili izleyicilerimiz, işte biraz önce yanında olmuş olduğumuz o şelaleyi görüyorsunuz. Hemen buradan da rahatlıkla görünebiliyor alt tarafta. Oradan çıktık, ana yoldan çıktık. Gölköy, toprak bir yolda. Gölköy Direkli yolu üzerinde şu anda değil mi? Evet, medrese önü denen yerden. Evet, medrese önü denilen yerden şu anda yürüyoruz sevgili izleyenler. Yine bakalım. Kalabalık bir rehber grubu tarafından yürüyoruz. İşte o şelalelerin olmuş olduğu yere kadar gideceğiz. Ya memleketimiz o kadar güzel ki neresine gidersek gidelim farklı güzellikleri, farklı özellikleri var. İşte programımızda da bu özellikleri, bu güzellikleri sizlere anlatmaya, sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Ne kadar daha yolumuz var şimdi? 15 dakika daha yürüyeceğiz. Oh ne kadar güzel. Bu saatte spor yapıyoruz ama yavaş yavaş yağmur da yağabilir. Böyle bir havaya bakmış olduğumuz zaman da bir yağmur riski de var. Neyse hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bir dakika şimdi yağmur yağmaya başladı sevgili izleyenler. Sevgili izleyicilerimiz, kar değil, sevinçliyiz, mutluyuz. Yeter ki yağmur yağsın. Evet. Yağmur da lazım sevgili izleyenler. Ve bir şey öğrendim. Ben bu ayda yağan yağmur saçlara iyi geliyormuş. Belki yalan. Asparagaz. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi ya tutarsa sevgili izleyenler. Gerçekten. Ben şöyle saçlarımın gürleşmesi için şapkamı çıkartıyorum. Ne olur ne olmaz. Şans. Şansımı deneyim. Osman abi böyle işte. Bak herkesin kafasında saç var. Evet. Bak vatandaşın saçı. Demek ki böyle bir havada yağmurda kaldı. Hadi devam edelim bakalım. Şelale yolunda güle oynaya gidiyoruz. Önce hafiften evet. Yağmur yağıyor ve önemsemiyorum. Yağan doluyu şu anda görüyorsunuz. Sonrasında ise sonrasında mı? Ne mi olur? İzliyoruz. Dolu yağıyor sevgili izleyicilerimiz. Dolunun büyüklüğüne bakın. Misket büyüklüğünde. Misket büyüklüğünde dolular. Şu anda program çekimi sırasında karşılaşmış olduğumuz dolu. Bunca yıllık meslek hayatımda karşılaşmadığım yoğunlukta ve büyüklükte dolu yağışına yakalanıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, yağmur yağmaz, kar yağmaz dedik ama doluya tutulduk sevgili izleyenler.
Yani böyle bir dolu yağışına da ilk defa şahit oluyorum. Bu sağanak dolu yağışında Muzaffer'i korumaya çalışıyorum. Muzaffer, şapkamı al. Al şapkamı. Ben bunu en azından korurum. Sevgili izleyenler, yani böyle de bir dolu yağışına da ilk defa şahit oluyoruz. Ne diyorsun? Ben de ilk defa, bu ayda ilk defa şahit oluyorum. Biraz daha zamanla sıcak havayla soğuk hava birleştiğinde oluyor mu? Yok, dışarı çıktı karşıdan. Şuradaki görüntüye bakın sevgili izleyenler. Bak buraya dolu yağıyor, karşıda güneş var. Evet. Yağan doluyu şu anda görüyorsunuz. Muzaffer, birçok hava koşullarıyla karşılaştık, kar yağdığını gördük, yağmurla karşılaştık, sise girdik ama doluya da ilk defa geldik böyle. Aniden bastıran bir dolu sevgili izleyicilerimiz. Evet, yağan doluyu şu anda görüyorsunuz. Beklenmedik dolu yağışı hepimizi şok ediyor. Bu yağışta ilerlememiz mümkün değil diye düşünürken Allah'tan dolu yağışı kısa sürüyor ve yolumuza devam ediyoruz. Acaba yağmur yağar mı derken dolu yağdı, doluya tutulduk sevgili izleyicilerimiz. Abi bir program çekerken birçok hava koşullarıyla karşılaşıyoruz. Yağmur oluyor, kar oluyor ama bu büyüklükte doluyu ilk defa görüyorum. Yani çok farklı bir hava koşuluyla bugün karşılaştık. Sevgili izleyicilerimiz, şelaleye doğru yürüyoruz. Vazgeçmedik bu dolu yağmasına rağmen. Bakalım gitmiş olduğumuza değecek mi? Şimdi neredeyiz? Şelale yoluna doğru ilerliyoruz. Bir süre daha ilerledikten sonra şelaleleri tam karşıdan görmeye başlıyoruz. Karadeniz sevgili izleyicilerimiz, havasına, suyuna belli olmuyor. Yağmur ne zaman yağacak, kar ne zaman yağacak, ne zaman dolu gelecek hiç belli olmuyor. Havası, suyu bambaşka. Dört mevsim aynı anda yaşayabiliyoruz. İnsanları da aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz, renkli karakterlere sahip. Bakın şimdi hemen altımızdaki şelaleye bakın, şelalelere bakın. Bu dere boyunca öylesine sarp kayalıklar var ki burada, bu dere işte o sarp kayalıklardan şelale şeklinde akıyor. Ormanların güzelliğine bakın, doğaya, coğrafyaya bakın, şu akan şelalelerin güzelliklerine bakın sevgili izleyenler. Böyle bir coğrafyada, böyle bir memlekette yaşadığımız için çok ama çok çok şanslıyız. Muzaffer, yağmur yağacak diye korkuyorsun değil mi şu anda? Artacak diye. Buradan iniliyormuş aşağıya. O büyük şelaleyi de görmemiz lazım. Şu bahçeden hemen aşağıya doğru inip şelalenin detaylarını biraz daha görüp hemen ne yapacağız? Oradan çıkmamız gerekecek. Yakın mı? Hadi bakalım. Hadi rehberlerimiz. Şuradan aşağı inelim de. İnebilecek olan arkadaşlarımız. Şelaleleri karşıdan görmemiz yetmiyor ve şelalelerin içlerine kadar inmemiz lazım ama bu pek kolay olmuyor. Buradan aşağıya iniyoruz şelaleyi görmeye ama bakın ayağımızın kaymış olduğu andan itibaren zaten önceden toprak kayması olmuş. Ya direkt uçuruma gidiyoruz ama harika görüntüler. Dikkatli bir şekilde bu dik eğimli bahçeden iniyoruz sevgili izleyicilerimiz. Oldukça yüksek eğimli bu arazilerde hareket edip şelaleleri en iyi görebilecek olduğumuz noktaya kadar iniyoruz. Hemen altımız uçurum. Şelaleyi görebilecek olduğumuz bir noktaya geldik. Aslında bir tane şelale değil, peş peşe gelen seri şelaleler. Bakın bir tanesi burada. Arkasından gelen bu derin kanyonu görüyorsunuz. Suların coşkusunu ve asıl büyük şelale alt tarafta sevgili izleyenler. Üst tarafta da bir şelale var. Ona artık yazın gideriz dedik. Şimdi gitmeyeceğiz. Alttaki şelaleye doğru, büyük şelaleye doğru ilerliyoruz ama yürümüş olduğumuz yerler öyle tehlikelidir ki kaymış olduğumuz anda kendimizi dere yatağında bulabiliriz. Çok dikkatli bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Hemen uçurumun kenarından dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. İnsanlar burada fındık topluyor sevgili izleyenler. Bakın bu coğrafyada fındık topluyorsun ve sorumuz şu sevgili izleyenler. Bu şartlarda fındık topluyorsun, alın teri döküyorsun ekmek parası için sevgili izleyenler. Peki gerçekten
bu şartlarda fındık toplayıp emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz? İşte bunu birilerinin kendilerine sorması lazım. Hudik Eğimli Bahçe'den şelaleye doğru yürüyoruz. Ama nasıl yürüyoruz? İşte siz onu bize sorun sevgili izleyenler. Çok zor şartlar altında bu eğimden yürümeye gayret ediyoruz. Çok sert kayalıkların olmuş olduğu bir yer burası. Bakın şimdi görüntülerden en azından daha iyi anlayabileceğiz. Buraya gereken tek bir amacımız var. Bu kadar eğimli yerlerden yürümek. En iyi görüntü alabilmeye çalışıyoruz. Bakın şimdi Muzaffer uçurumun tam ucunda en iyi görüntüyü almak için uğraşıyor sevgili izleyenler. Ve en iyi görüntüyü alabilecek olduğumuz noktaya geldik. Nasıl bir kayalık, nasıl bir uçurumun hemen yanındayız. Bu görüntüleri sizler görüyorsunuz sevgili izleyenler. Nefes nefese kaldım. Sadece niçin uğraşıyoruz? En iyi görüntüyü alabilmek için. İşte izliyoruz. Dere coşar, su bulanır, sel kayalar dolanır, sel kayalar dolanır. Deli gönül sevdalanır, yavru kuş bala zeminem, yavru kuş bala zeminem. İlk şelaleden görüntüler aldık. Şimdi ise diğer şelaleye gidelim mi, gitmeyelim mi diye konuşuyoruz. Ve bakalım neler yapacağız. İzliyoruz. Şimdi biraz önce gördüğümüz şelalenin devamında başka bir şelale daha var. O kadar dik bir eğimi var ki yerler ıslak, inelim mi inmeyelim mi diye konuşuyoruz. Artık şöyle bir şey daha var sevgili izleyenler. Düz yolda 10 tane rehberimiz vardı. Şu anda 1, 2, 3, 4. Diğerleri nerede hiçbir fikrim yok. Normalde arkamızda geliyorlardı. Ama arkamızda döndüğümde baktık 4 kişi kalmışız sevgili izleyenler. Rehberlerimiz nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi buradaki şelale büyük bir şelale mi? O da büyük. Bunun kadar var hemen de. Hemen hemen. Tamam, görebilecek olduğumuz bir noktaya kadar inelim. Ama havalar iyi olmuş oldu. Özellikle yazın havalar açık olmuş olduğu zaman da sadece bu kanyonda bile güzel programlar çıkar. Şimdi yavaş yavaş inebildiğimiz noktaya kadar ineceğiz sevgili izleyenler. Aşağı inip de zaten şelale hemen şu ara var ya, hemen şu arada. Burada yandan geçmek önemli buraya. Derenin kenarı sıra. Evet, diğer şelaleye de gitmeye karar veriyoruz. Ve artık bu yürüyüş eğlenceli olmaktan çok uzak. Programın başında düz zeminde yaklaşık 10 tane rehberimiz vardı. Şu an ise 4 rehberle yola devam ediyoruz. Sonunda düşe kalka dere yatağına kadar iniyoruz. Derenin yatağına kadar indik sevgili izleyenler. İnanın zorlu bir yürüyüş oldu. Dere, vadi görüyorsunuz. Ya öyle bir vadiden bahsediyoruz ki. Muzaffer gel de şöyle dön istersen bak arkaya. Sanki bilim kurgu filmlerinin içerisinde fantastik mekanlar vardır ya. Aynen öyle görüntüler. Her yerde göremeyecek olduğumuz görüntüler bunlar. İşte bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi çok dik bir yokuştan aşağı indik. Gidecek, görecek olduğumuz şelale şu kayalığın arkamızda, Muzaffer hemen arkandaki kayalığın hemen arkasında kanyon boyunca yürüyeceğiz ve oradan yukarıya doğru çıkacağız. Buradan ilerliyoruz. Buraya kadar geldik ama harika görüntüler var ve şu an Gürgen Tepe'nin derinlikleri.
Bakın merdiven basamağı gibi yerler var. Oralardan geçmemiz gerekiyor. Şuralar. Bakın eğimli bir zemin. Yosun ve o kadar kaygan ki dikkat etmemiz gerekiyor. Basacak olduğumuz yerlere dikkat etmemiz lazım. En ufak bir hatada suyun içerisine kayma şansımız var. O yüzden her adımda tamam geç sen. El değmemiş olan yerler. Derenin hemen yanından ilerlememiz lazım. Ayağımız kaysa suya düşsek 10 metre altımızda şelale var. Ve bu yüksek sular bizleri şelaleye kadar sürükleyecek müşte. Muzaffer. Ya ne stres attın. Bak. Şehrin gürültüsünden uzaklaştık. Sadece su sesi var. Ne kolesterol var ne bir şey var Muzaffer. Niye yüzün asık senin? Gülümse biraz. Yorulduk, çok yorulduk. Bir de bunun dönüşü var. Eyvah. Şöyle eğimlerden indik. Nasıl çıkacağız bakalım. Kayaların içinden akan, kayaların içinden süzülen sular. Bakın ya. Coşkulu akan Karadeniz suları. İşte bu şelaleleri görmek için ta buralara kadar geldik. Nasıl bir uçurumun üzerindeyiz, nasıl bir kanyon ve bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bakın, derinliğine bakın, kayalıklara bakın. İşte bu kayaların arasında yol buluyor sular ve bir şelale olarak, bir kurnak olarak atıyor. Bu güzel ve güzel sular. Hep söylüyorum, bu güzel coğrafyayı, bu güzel doğayı korumamız lazım. Bırakın ağaç kesmeyi, bir yaprak bile kopartmadan, suları kirletmeden bu emanetleri çocuklarımıza teslim etmemiz gerekiyor. Ve nihayetinde hedeflediğimiz noktaya geliyoruz. Şelalenin hemen yanındayız. Şelaleleri gördük, görüntüler aldık. Şimdi başka bir güzergahtan geri döneceğiz. Ve bizlere eşlik eden rehberlerimizden birinin sesinin çok güzel olduğunu, sanatçı olduğunu öğreniyorum. Yorulduk mu? Yorulduk. Peki pişman olduk mu? Olmadık. Geldiğimize değdi sevgili izleyenler. Birbirinden güzel görüntüler aldık. Birbirinden güzel görüntüleri sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaştık. Bakın o kadar dik yokuşlardan indik. Her inmiş olduğumuz yokuşun bir de çıkışı var. Bunu kanıtlar gibi şimdi bu kayalıklardan yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru tırmanacağız sevgili izleyicilerimiz. Peki buraya kadar ne kadar? Yarım kilometre yaklaşık. 500 metre. Bir Yaşar değil mi? Evet. Gel. Sevgili izleyicilerimiz, öğrenmiş olduğumuz bir şey, buraya kadar geldik, yorulduk, hani dinleneceğiz diyoruz ya, kulaklarımızın pası da açılsın. Yaşar'ın sesi, sen solistik yapıyorsun değil mi? Amatör olarak. Kendi çapımla diyorum. Aslında üzerine düşmedim. Düşmedim. Çoğu arkadaşım derdi ki boşuna harcamışsın kendini derdi. Öyle mi? Havzada 5000 türkü vardır 5 en az. 5000 türkü? En az. Maşallah. En az. En az diyorsun. Evet. Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Bir türkü. Bu dereleri mereleri geziyoruz. He. Doğayı geziyoruz. Ben de doğaya güzel bir türkü söyleyeceğim. Tamam. Dere coşar su bulanır, sel kayalar dolanır. Deli gönül sevdalanır, yavru kuş bala zeminem. La zeminem, gel yanıma zeminem, gül yüzüme zeminem.
sana fistan alamadım. Bu yıl mahsul az eminem, bu yıl fındık az eminem. Gülün rengi sarıdan mı, goncası yok ardan mı, goncası yok ardan mı? Çiçekten mi, ardan mı, kovanda bala zeminem, kovanda bala zeminem. La zeminem, la zeminem, gül yüzüme azeminem, gül yüzüme azeminem. Sana fistan alamadım, bu yıl fındık azeminem, bu yıl mahsul azeminem. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Bravo. Yani arkadaşlar demişler ya, harcanmış ne, gerçekten öyle. Tahmin etmiş olduğuna çok çok daha iyi. Yorgun biraz. Çok çok daha iyi. Güzeldi değil mi? Muzaffer sen anlarsın. Güzeldi. Çoğu şu anda sanatçıyım diyeninkinden daha güzel. Bak aynı şeyi ben de düşündüm. Dile getirmedim. Diyor ki Muzaffer aynı görüşeyim ben de. Şu anda piyasaya sürmüş olan, izlemiş olduğumuz birçok sanatçıyım diye piyasada olanlar çok çok daha iyi. Şimdi yaklaşık bir yıl falan vardır ben türkü söylemeyeli. Bu ses denen şey akort ister. Yani söylemek ister. Söylemezsen monotonlaşır. Nasıl akort ediyorsun? Yani nasıl akort istiyorsun? Sigaradan, ortamdan, dumanlardan uzak duracaksın. Kimyasal şeylerden, koladan, asit şeylerden uzak duracaksın. Doğal besleneceksin. Doğal besin. Bir de sürekli mınır 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 ufak tefek söyleyeceksin. Yani ses olarak... Ve Muzaffer bir türküde benim söylememi isteyince onu kıramıyorum. Gidiyorum bak bak. Ben ne söylediğimi bilmiyorum. Adam melodisini bilmeye söyledi. 5000 evet. Tane diyor repertuarda yani, türkü var. Abartmıyorum bak. Abartmıyorum. Yani bazen kendi kendime böyle TRT'de türküler çıkıyor. Çocuklar bana diyor ki baba senin bilmediğin türkü var mı? Vay arkadaş ya. İnan bak. Bak ben 20 yıl radyoculuk yaptım. Ya insan bir tane türkü bilir arkadaş ya. Bir tane türkü bilmiyorum ya. Ya bir türkü öğret bana ne olur ya. Ben böyle telen akort bir vursun. Bir mızrap bir kere değsin. Onun dın sesinden sana hangi türkü çalacağını söyle. Vay arkadaş. Adam demek ki... Bir şarkı daha söylesin. Ben mi? Yok yok. Program finalde bir türkü daha isteyeceğim ben. Yapalım değil mi Muzaffer? Hadi devam edelim. Harika bir ses. Harika bir türkü dinleyip biraz nefesleniyoruz. Sonrasında ise dönüş yoluna giriyoruz. Oy. Ya arkadaş yine öyle dik bileğimden tırmanıyoruz ki ben halimden çok şikayetçiyim. Her hafta bu çile çekilir mi arkadaş? Şu eğime bakın. Bu şu eğimden çıkıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum sevgili izleyicilerimiz. Artık masa başında çalışmak istiyorum ben de. Yorulduk. Muzaffer genç o yürüyebilir. Muzaffer'in daha vakti var. Muzaffer yoruldum ya. Vallahi. Ama biliyorum tertemiz hava. Hadi. Sen buraya alışmışsın. Masa başında yap. Hadi bir. Doğru söylüyorsun. Sen burada yaparsın. Ben ancak böyle buralarda yürümem lazım. Daha burada katır çıkarıyorum ben. Burada. Tamam. Onu geçme lan. Lan katırdan yük çekiyormuş adam ya. Katırla mı? He vallahi. Lan yazık etmişsin hayvan. Burada katır Allah'ım ya Rabbim. Ve şu an ben artık yürümüyorum. Resmen sürünüyorum. Şu anda benim yürüdüğümü sanan arkadaşlar. Yürümüyorum. Resmen sürünüyorum sevgili izleyenler. Çok dik bir eğim. Yağış da var, yapraklar da var. Thank you.
Nihayetinde zar zor yürüp belli bir noktaya çıkıyoruz. Sonrasında ise beklenmedik bir misafirle karşılaşıyoruz. Dur be. Engele benziyor. Demek ki dolayı. Öldürme, öldürme de. Donmuş lan bu. Üçgen. Yok, yaşıyor. Hazır bakın, hazır bakın. Bak. Yok, yaşıyor, yaşıyor. Evet, saldırma. Üçgen kafa engerek. Bu engerek yılanı oldukça tehlikeli ve zehirli bir yılan. Karadeniz engerek. Rehberlerimiz bu zehirli yılandan korkmadan elini alıyor. Alma, al elini. Şu anda iyi bir yılan sevgili izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi bu ayda rehberimiz azamız yılanı nasıl yakaladı kuyruğundan. İşte ama ne yapacağız, yılanı öldürmeyeceğiz. Doğayı bırakacağız. Bu tehlikeli zehirli bir yılan değil mi? Evet, engerek bu. Üçgen kafa. Engerek. Evet. Bu sakıncalı bir yılan. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, ben yılanı azamız kuyruğundan yakaladı. Ben boğazından yakalayacağım. Ve ben de yılanı tam boğazından yakalamaya karar veriyorum. Ani bir hamleyle beraber şu boğazdan yakalayacağım. Tabii ki şaka şaka. Yapar mıyım sence? Arkadaş. Sen hoş yapıştır. Bir yuva var burada. Var da. Bu yavru. Burada yılan sokuluyor. Abi yok, onun bir yılan var. Yılan var. Bizim burada var ya. Bir yeni yılan bitirdi. Büyük, 1,5-2 metre var. Ama ben var içinden. Ben başımda bir şey yok. Yoruldum da oturuyordum böyle. Arka tarafımıza gelmiş bir çatırtı oldu. Haris geri bak dedi. Yılan ağam dedi. Şunu kalınıyor. Aha. Av en kötüsünde. Kara bir şey değil mi? Kara yılan. Ha. Ha. Oradan bir atladım buna. Tırpanı aldım peşinden. Ta av ormana kadar çatamam. Kaçıyor. Çok kaçıyorlar ya. Tepes aşağı çok kaçıyor. Neyse dedim, az şey olsun da. Bir çubukla şey yapsanız onu. Şey... Belinden, ortasına, tam ortasına denk gel. Az ver mikrofonu bir. Bunların burada panzeri. Zannetmiyorum orada da olsun. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda programımızda Gürgentepe'nin ormanları içerisindeyiz. Zehirli bir yılan bu ayda Muratçık'ta, bu havada sevgili izleyenler. Şu anda yılan görmüş olduğunuz gibi kendisine atlayacak gibi, evet gördüğünüz gibi atladı. Korktum ama biliyor musun? Ha. Ben de korktum. Şu anda yılan... Sevgili izleyicilerimiz, bakın Muzaffer senin peşine bir yalnız yılan. Bak ben sana söyleyeyim. Aynen. Senin peşine, pek hoşlanmadı senden. Yılan onu doğada zehirli bir engerek sevgili izleyicilerimiz. Tehlikeli. Ama azamız yılan mulan dinlemiyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Evet. Şu anda yılanı görüyorsunuz. Hani program çekerken böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Şuradan ver bana. Hatta şu tarafta, şu taraftan ver. Şuranın üzerine koy bak. Kameranın üzerine koy. Evet. Nereye gittiğimi şaşırttım. Muzaffer geri gitme. Aşağısı uçurum. Bu yılanı eve götürüp beslemek istiyorum. Hadi yavrum ya, hadi bıraktık seni, hadi. Hadi. Hareket yaptıkça uzamıyor başlar. Doğada her şeyle karşılaşabiliyoruz. Hadi yılanı bırakıp buradan ayrılıyoruz. Ve nihayetinde bu zehirli yılanı doğal ortamına bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Ay. Bugün başımıza neler geldi? Dolu yağdı, yorulduk, zehirli yılanlarla karşılaştık ve veda vakti geldi, çattı. Nihayetinde geldik. Sevgili izleyicilerimiz, Murat sen gelmedin, neler ki Hasan, bugün herkes karıştırdı. Benim adım Osman, Alaaddin, Hasan'a Murat gel Hasan. Sevgili izleyicimiz, rehberlerimizden kalan bu kadardı, 10 kişiydik.
Hasan'a tabii ki burada bize gözcülük yaptı. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Bir şey olsa hemen dedi ben haber veririm. Ben burada bekleyeyim dedi. En kritik görev onundu. Çok ya abi çok stresliydi. Nasıl geçti? Vakit nasıl geçti? Çok güzeldi. Sizi izlemek de güzeldi burada. Öyle rahat değil mi? Evet. Biz de çok rahat. Düz yollarda yürüdük, geldik orada. He. Yani önümüze ne yılan çıktı, ne bir şey oldu, ne ayağımız kaydı, ne bir şey. Çok topraklarımız rahat. Çok güzeldir. Çok sürekli güzel. Gezebilirsiniz. Yılan gördük biliyor musun? O da toprağa lazım. O da lazım diyorsun. Muzaffer burada bitirelim programımızı. Veda edelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ettik. Sağ ben olun. De teşekkür ediyorum. Bize refakat ettiğiniz, bugün de yoruldunuz bize için. Evet olsun. Ama ne yaptık? Her şey memleket için, evet, hizmet için. Evet, evet. Memleketin güzelliklerini aktardık evet, elimizden evet, geldiği kadar. Evet. Ben Zekai Şahin. Köşe Bucak ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Geldiğiniz için Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet ben ama daha fazla yoruldum değil mi? Evet, bayılırım. Bayılırım. Belli oluyor ensenden belli oluyor. Şey, yılanlar da saldırdı bize. Birazcık saçın olsa saklayabilirdin. Evet. Yok ben sizin hepiniz saçı var ya ben o yağmuru aldı benim saçım. Doluyu da aldı. Allah razı olsun 52 ekibinden. Bugün de güzel ileriye dönük gençlerimize göre daha İstanbul'da dernekleri falan bunlar da izliyor. Daha ileride daha güzel bir şeyler yapacaklarına İnşallah. İnanıyorum. Sen de maşallah ta bizlerle geldi yılanı kaldırdın mı elini aldın yılanı korkmadın mı? Ben dağda yaşıyorum. Dağda yaşıyorum. Ya, ben onun için korkmuyorum. Korkmam ben de diyorsun. Doğadan gelenden korkmam diyorsun. Evet. Var mı buradan selam söylemek istedim? İstanbul'da enişten falan var onlara hasta buradan yoğun bağında yatıyor. Selamlarımı iletiyorum. Geçmiş Allah şifa Allah versin. Allah ablama. Şifa Allah versin. Önce sağlık. Önce sağlık. Hasan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlerle gezmek, vakit geçirmek güzeldi bizim için. Evet. Başka bir programda inşallah, bir daha gelir. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. Her hafta farklı yerlere gidiyoruz. Farklı coğrafyaları görüyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Bugün yağmurundan tutun da yılanına kadar her şeyle karşılaştık. Maceralı bir program oldu. Yorulduk. Önümüzdeki hafta nerede olacağız? İnanın hiçbir fikrimiz yok ama yine memleketimin güzel bir köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Veda etmeden önce Yaşar kardeşimizden. Yaşar değil mi? Evet. Yani isimleri karıştırıyorum kusura bakma. İslam çok ıslanmışsın ama. Sıkıntı yok. Vallahi sizin için değer. Hatta köyümüz için değer. Bir veda türküsü de alalım bir veda türküsü. Veda edelim tamam. Sen böyle türkü söylerken yandan yazılar böyle akar veda ederiz oldu mu? Niye böyle dargın dargın bakarsın kırgın bakarsın. Sen beni sözünde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun, bilin bin olsun.